İşte sıcak sıcak birer tane daha getirdim. Vereyim mi Sadık Bey? Yok yok, ben almayayım. Sen çocuklara ver. Peki. Aa, Çilek sen yemedin mi daha? Ne yaptın öyle? Krepten adam yapmış Firuze ablası. Bak, nasıl olmuş? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Nereden uyduruyor böyle şeyleri? E tabii yani, ne de olsa babasının kızı. Çok yaratıcı. Çilek sizin kızınız değil ki Sadık Bey. Bak bakayım abi, kime benzemiş? Uf Çilek ya, hadi oyun oynayacağına yemeğini ye. Bak şimdi servis gelecek, hepimiz seni bekleyeceğiz. Hadi söyle söyle, kime benziyor? Çilek, baktım kimseye benzemiyor. İyice bak, iyice. Kızım söylesene, kime benziyor, Tuğçe'ye mi yoksa? Baba görmüyor musun, bu erkek. Kerem'e mi? Hayır, ama yaklaştın. Ama gerçekten ben de merak ettim şimdi. Kim bu? Ha, ben galiba kim olduğunu anladım. Abi sen hala anlamadın mı? Hayır. Söyleyeyim mi? Söyle de rahatlayalım. Tufan kim? Hadi söylesene abi. Çilek, sabah sabah yapacak başka şaka bulamadın mı? Ya şunun adını benim yanımda anmayın. Aa, gerçekten çok merak ettim ama. Kim bu Tufan? Okulun basket takımında. Ve? Ve Tuğçe'ye aşık. Huyu bu kadar. Ya abime sürekli satışıyor. Bir gün onu çok kötü sihirleyeceğim. Yani döveceğim demek istedim. Ay en heyecanlı yerinde servis geldi. Hadi bakalım. Hadi gider, güle güle çocuklar. Güle güle, çocuklar. Güle, güle dikkat hadi edin. Hadi. Ya canım sıkıldı şimdi. İster misin Tuğçe yüzünden Cem bu çocukla kavga etsin? Yok canım. Cem yapmaz öyle şey. Geldim Tuğçe. Cem daha gelmedi. Buyurken biraz konuşabiliriz. Ayak altındayken parazit yapıyor. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Tamam, ben sabrederim. Korkmayın. Abiniz o devenin üstesinden gelir. Her zaman sana sataşıyor. Niye şimdiye kadar karşılık vermedin? Okulda kavga çıkmasın diye. Ama bugün de bana bir şey demeye kalkarsa ona gününü göstereceğim. Abi sen de biliyorsun. Eğer onunla kavga edersen seni alt eder. Abla sen de amma korkuyorsun şu deveden. Bir kez daha böyle bir olay olmuştu. Sen, ben, Kerem halletmiştik. Bu defa siz karışmayacaksınız. Bu benim meselem. Yürüyün hadi. Ha, seninki geliyor. Kim? Kerem, Kerem. Ne haber Kerem? İyidir sizden. İyiyiz. Cem, istersen hemen sınıfına git. Senin deve erkekler tuvaletine girdi. Şimdi çıkar. Ne kaçacağım ondan ya? Lütfen abi. Cesur görünmek zorunda değilsin. Ben erkekleri anlamıyorum. Korkuyorsan korkuyorum de. Niye utanıyorsun? Ben kimseden korkmuyorum. Oo, kimleri görüyoruz? Bence memnun oldum. Adını biliyorum. Güzel, sevindim. Bu adı unutma o zaman. Çünkü ileride yüzünde öyle bir iz bırakacağım ki baktıkça beni hatırlayacaksın. Senin canın kavga mı istiyor yoksa? Hayır, yalnızca Tuğçe'den ve benden uzak durmanı istiyorum. Sen umurumda değilsin ama Tuğçe'den uzak durmayacağım. Onu yakasından düşersen senin için iyi olur. Çünkü sen olduğun için benimle ilgilenmiyor ve bu artık benim canımı sıkıyor. Çek elleri abinin üstünden deve. Sen karışma ufaklık. Tuğçe'nin peşini bırakacaksın yoksa... Bana kimse ufaklık diyemez. Eğer bir daha abime aynısını yaparsan seni daha kötü yaparım. Çocuklar ne oluyor? Hadi hepiniz sınıflarınıza. Çilek, hadi sınıfa. Bu ayet antrenmanım var. Seninle sonra görüşeceğiz Dubiş. Artı 3 eşittir 4. Kim var? Kim var?
Çilek, hadi yaz. Öğretmen silecek şimdi. Şu an bir şey düşünüyorum, sonra seninkinden geçiririm. Ne düşünüyorsun? Anneanne, sen misin? Evet, benim. Neredesin? Ay, nerede olacağım Çilek? Sınıfındayım, öğretmenin masasında oturuyorum. Ama görünmezim. Ortaya çıksana. Niye geldin? Yeni yılın sihir kitabı çıkmış, onu almaya gideceğim. Sen de gelir misin? Ne zaman? Ha, biraz sonra. 12'de gökyüzünde periliçe dağıtacak. 12'de mi? Gelemem. Niye? Çünkü öğle arası da, o yüzden. Bir manyak var, abime sataşıyor. Galiba kavga çıkacak. Abimi yalnız bırakmamam lazım. Az önce düşündüğün çocuk mu? Evet. Sen ona ne yapabilirsin ki? Abimi dövmeye kalkarsa onu sihirleyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın Çilek. Niye? Çünkü o çok büyük ve senin gücün o düşündüklerini yapmaya yetmez canım. Evet, ama ben bir şeyleri Avni amcaya da yapıyorum. Onu da oradan oraya uçuruyorum. Ama o çok başka bir şey. Sen Avni amcayla oynuyorsun, şaka yapıyorsun, eğleniyorsun, canını yakmıyorsun ki. Bir çocuk perinin, fani çocuğun sihirle canını yakması yasak. Ama yapmak zorundayım, yoksa abimin canı yanacak. Abinin canı yanmasın istiyorsan sen de o sihir kitabından al. Orada onun canını yakacak sihirler bulabilirsin. Gidemem anneanne. Ben o kitabı alıp gelene kadar iş işten geçer. Ama sen büyüksün. Sen ona ders verebilecek sihirleri bilirsin. Yo yo, beni bu işe karıştırma küçük hanım. Lütfen anneanne. Çocuk deve gibi. Birinin ona ders vermesi lazım. Çok isterdim ama Çilekçim, 5 dakika sonra kitap sırasında olmam lazım. Kitap bitince ta öbür seneye kadar beklemek zorundayım sonra. Kusura bakma, yapamam. Yalvarırım anneanne. Sen burada kal. Ben senin yerine kitap sırasına giderim. Senin kılığına girer, senin yerine imza atar, kitabı alırım. Sen de burada kalırsın, benim kılığıma girer, abimi korursun. Lütfen. Ay tamam, peki öyle olsun. Sağ ol anneanne. Hadi sen benim içime gir, ben de seninkine. İyi, tamam. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ne çabuk temiz oldu. Çocuklar, temiz de çıkabilirsiniz. Aa, evet. Gelsene. Gel buraya. Al şunu. Gel. Al.
Yetti be. Uzak duracak mısın Tuğçe'den? Hayır, durmayacağım. Ay pes ederdik de gidip kitabımı okuyayım. Ya bırak beni ya, uğraşma şunla. Senden vazgeçtiğini söylesin, bırakacağım. İnanamıyorum. Abi, bu güç nereden geldi? Herkül gibi karışmamıza gerek bile kalmadı. Tufan, bak son defa soruyorum. İnat edersen bu yumruğu yersin. Ay. Ya Cem dur, şimdi bir öğretmen gelecek. Disipline gideceksiniz. Periler aşkına git sihir. Tufan'ın içinden, Tuğçe'den hoşlanma duygusunu sil. Tufan, bak bir daha soruyorum. Disiplin umurumda değil. Ne soruyorsun? Tuğçe'den uzak duracak mısın, durmayacak mısın? Ben Tuğçe'den ya. Emin misin? Evet. Hem uğraşmasana benimle. Müdüre gidip şikayet edeceğim. Eyvah! Sakın bunu yapmasın. Abi, bu işte bitti. Hadi sınavımıza girelim. Buket, sen git. Ben birazdan gelirim. Tamam. Uf, bütün gücümü Cem'e verdim. Sihir yapacak halim kalmadı. Bari bugün kitabı iyice okuyayım da yarın kendimi toparlayıp sihir yapayım. Çilek, neredesin? Gökyüzündeyim anneanne. Şu an kitabını aldım, geliyorum. Neredesin? Okulda koridordayım. Bir sorun kalmadı. Hadi çabuk gel. Anneanneciğim, seni çok özlemişim. Söylemiş miydim? Neyse, birazdan görüşeceğiz. Hoşça kal Perihan. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler. Sihirli günler Dudu. Görüşürüz. İşte geldim. Ay, neler oldu anneanne? Elimden gelen her şeyi yaptım. Amin ablama sorarsın. Hadi kitabımı ver de gidin artık. Her şey için sağ ol. Bir şey değil. Hadi yine yerleştirelim. Ben şunu alayım. Hoşça kal. Görüşürüz. Hı. Abartma Tuğçe ya. O kadar da değil. Alt tarafı biraz gözünü korkuttum. Ama bir daha sana yaklaşamayacak. Bundan eminim. Düşündükçe hala inanamıyorum. Meğer abim ne kadar da güçlüymüş. Ya bir bilsen hepsi anneannemin marifeti. Bu olanları annemlere de anlatacak mıyız? Yok, bence anlatmayalım. Çünkü babam abimin birisiyle kavga ettiğini duyarsa çok kızar. Doğru. Of, ama bunu anlatması bile çok heyecanlı. O zaman bir tek Firuze ablaya anlatalım. O sır tutar. Haklısın.